1-2. sınıf tekrar testleri, fizik 1. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. sınıf tekrar testleri, fizik 1. ünite cevapları. SEF 1-2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 80. SEF 1. Şekildeki sürtünmesi sistemde M kütleli cisim H yüksekliğinden serbest bırakıldığında cisim R yarıçaplı yolun K noktasından geçerken yola uyguladığı etki kuvveti kendi ağırlığının yarısı kadar oluyor. Buna göre H yüksekliği kaç R'dir? A. 1/4. B. 2/3. C. 1. D. 5/4. E. 3/2. Cevap D. 2. M1 ve M2 kütleli cisimler bipe bağlanarak yatay düzlemde, o noktası etrafında şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı T1'i T2 kaçtır? A. 1/2. B. 2/3. C. 7/6. D. 4. E. 6. Cevap C. 3. sürtünmesiz eğimli viraj üzerinde V hızıyla hareket eden bir araç savrulmadan ancak gidebilmektedir. Buna göre araç hızını arttırdığında savrulmadan virajı alabilmesi için I. aracın kütlesi, 2. aracın O noktasına uzaklığı, 3. A açısı. Değerlerinden hangileri tek başına arttırılabilir? A. yalnız I. B. yalnız 2. C. yalnız 3. D. I veya 2. E. 2 veya 3. Cevap E. 4. noktasal M kütleli cisim O noktası çevresinde ve çizgisel hızıyla R yarıçaplı yörüngede dolanmaktadır. Bu cismin açısal momentumunun büyüklüğü I. R. 2. M. 3. V. Niceliklerinden hangilerin artması ile artar? A. Yalnız I. B. IV 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. SEF 1-2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 81. SEF 5. Kepler kanunları ile ilgili. I. Gezegenlerin yörüngeleri elips şeklindedirler. 2. Gezegenlerin açısal momentumları korunumludur. 3. Gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit yol alırlar. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 6. Dünya Güneş etrafında dolanarak X noktasından Y noktasına geliyor. Buna göre Dünya Y noktasına gelirken I. çizgisel momentumunun büyüklüğü azalır. 2. açısal momentumu değişmez. 3. eylemsizlik momenti azalır. Yargılarından hangileri doğrudur? A. yalnız I. B. yalnız 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. 7. insan gücüyle çalışan ulaşım aracı bisikletin hareketi pedalların ayaklar yardımıyla döndürülmesine dayanır. Arka tekerin merkezindeki dişliğe bağlı olan zincir pedallardaki hareketi arka tekerle iletir. Bisikletlerde pedalların takılı olduğu dişlinin yarıçapı arka tekere bağlı olan dişlinin yarıçapından büyüktür. Örnekte verilen bisikletin ön ve arka tekerlerinin aynı çapta olduğu bilindiğine göre bisikletin hareketi için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Pedallar ve arka teker aynı yönde döner. B. Pedalların tur sayısı arka tekerin tur sayısından fazladır. C. Arka ve ön tekerlerin frekansı aynıdır. D. Ön tekerin tur sayısı pedalların tur sayısından fazladır. E. Arka ve ön tekerin merkezlerinin çizgisel hızları aynıdır. Cevap B. SEF 1-2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 82. SEF 8. Ali, Veli ve Haki isminde 3 arkadaş bir alışveriş merkezinde dolaştıktan sonra döner kapıdan geçerek dışarı çıkıyorlar. Arkadaşların yaptığı harekete ait diyagram verilmiştir. Buna göre döner kapıdan geçerken I. 3 arkadaşın açısal hızları aynıdır. 2. Çizgisel hızı en büyük olan Haki'dir.
3 arkadaşın yer değiştirmeleri aynıdır. 4 periyotu en küçük olan Ali'dir. Ve en fazla yol kat eden Melidir. Hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Ay ve C. I. 2 ve 3. D. I. 2, 3 ve V. E. I. 2, 3, 4 ve V. Cevap C. 9. Luna Park'a giden Ali ve Ayşe tüm oturakları aynı özellikte olan büyük dönen salıncağa biniyorlar. Ali ve Ayşe'nin salıncaktaki hareketine ait diyagram şekildeki gibidir. Ali'nin kütlesi Ayşe'nin kütlesinden büyük olduğuna göre I yapılan dairesel hareketin yarıçapı 2,5 m'dir. 2. Ali ve Ayşe'nin açısal hızları eşittir. 3. Ali'nin çizgisel hızı daha büyüktür. 4. Oturakları taşıyan halatlardaki gerilme kuvvetleri eşittir. Hangileri doğrudur? A. Yalnız 2. B. Ay 2. C. Ay 3. D. 2 ve 4. E. I. 2, 3 ve 4. Cevap A. SEF 1 2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 83 SEF 10 özdeş iki teker farklı zeminlerde hareket ediyor. I teker dönmeden kayarak ilerlerken 2. teker ise dönerek ilerliyor. Her iki tekerin merkezleri aynı süre içinde eşit mesafe yer değiştiriyor. Tekerlerin hareketleri karşılaştırıldığında hangisi yanlış olur? A. I teker sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. B. 2. Teker hem çizgisel hem açısal hıza sahiptir. C. I. Tekerde her nokta eşit yer değiştirme yapar. D. 2. Tekerin tepe noktasının herhangi bir anda yere göre hızı merkezin hızından büyüktür. E. I. Tekerin tepe noktasının herhangi bir anda yere göre hızı merkezin hızından büyüktür. Cevap E. 11. park halindeki bir araç harekete geçerek şekildeki gibi park yerinden yola çıkıyor. Arabanın ön kısmında bulunan X ve Y tekerlerinin hareketleri karşılaştırıldığında hangisi yanlış olur? A. Y tekerinin izlediği yolun eğrilik yarıçapı daha küçüktür. B. X tekerinin periyotu daha büyüktür. C. Hareket boyunca X tekeri daha fazla tur atar. D. Y tekerinin açısal hızı daha küçüktür. E. Y tekerinin frekansı daha küçüktür. Cevap B. SEF 1 2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 84 SEF 12 En ve boy uzunluğu 90 cm ve 120 cm olan bir pencere hem yandan hem üstten açılma özelliğine sahiptir. Yandan açıldığında yaklaşık 90 derece ve üstten açıldığında yaklaşık 30 derece açılabiliyor. Buna göre hangisi yanlıştır? A. Pencere yandan açıldığında pencere kolunun yaptığı çembersel hareketin yarıçapı 90 cm'dir. B. Pencere üstten açıldığında tur yapar. C. Pencere yandan açıldığında pencerenin yere göre potansiyel enerjisi değişmez. D. Pencere üstten açıldığında pencere kolunun yaptığı çembersel hareketin yarıçapı 120 cm'dir. E. Pencere yandan açıldığında bir tur yapar. Cevap D. 13. Luna Park'ta dairesel ve eğimli yolların raylar üzerinde hareket edebilen kabin sayesinde arka arkaya geçilmesiyle kurulan düzene roller coaster adı verilir. Bu eğlence aracına binen bir grup öğrenci dairesel yolun tam tepe noktasından geçerken rayın tepki kuvvetini bulmak istiyorlar. Bunun için raylı pistin bir kısmına ait diyagram çiziyorlar ve sürtünmenin yok sayılabileceğine karar veriyorlar. Bu diyagramda yer alan I ve kabinin en son tepeden iniş hızı. 2. H son inilen tepenin yüksekliği. 3. A tepenin eğimi. 4. X yatay yolun uzunluğu. Ve R çembersel rayın yarıçapı. Niceliklerin hangilerinin bilinmesi sonuca ulaşmada etkili değildir. A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. Yalnız 4. D. 2 ve V. E. 3 ve 4. Cevap E. SEF 1 2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 85 SEF 14 Analog bir duvar saatinde saati ve dakikayı gösteren akrep ve yelkovan bulunur. Akrep ve yelkovanın hareketi için
I. Akrebin periyotu yelkovanınkinden büyüktür. 2. Yelkovanın açısal hızı akrebinkinden büyüktür. 3. Akrebin uç noktasının çizgisel hızı yelkovanınkinden büyüktür. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. Ayv 2. D. Ayv 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 15. Genel olarak traktörlerde 2 küçük ön tekerlek ve 2 büyük arka tekerlek bulunur. Hareket eden bir traktörün ön ve arka tekerlekleri için. I. Lastiklerin tepe noktalarının çizgisel hızları aynıdır. 2. Ön tekerin açısal hızı daha büyüktür. 3. Lastiklerin tur sayıları aynıdır. 4. Arka tekerin periyotu daha büyüktür. Ve merkezlerinin öteleme hızları aynıdır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız. B. Ay ve. C. I. 2 ve 3. D. I. 2, 4 ve V. E. I. 2, 3, 4 ve V. Cevap D. SEF 1 2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 86 SEF 16. Yeni yapılan virajın başlangıcına virajı emniyetli bir şekilde dönmek için uyulması gereken hız limitine dair bir uyarı levhası konulacaktır. Levhaya yazılacak hız büyüklüğünü hesaplamak için virajın I. Uzunluk 2. Eğrilik yarıçapı 3. Eğim açısı 4. Rakım Özelliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? A. Yalnız 2 B. Ayv 2 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. I. 2, 3 ve 4 Cevap C. 17. bir gezegenin yüzeyinde çekim ivmesi A kadardır. Çekim ivmesinin merkezinden itibaren uzaklığa bağlı değerlerine ait tablo verilmiştir. Buna göre I. Gezegenin yarıçapı 3D kadardır. 2D uzaklığında çekim ivmesi A 3 kadardır. 3. 5D uzaklığında çekim ivmesi A 5 kadardır. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap B. SEF 1 2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 87 SEF 18 Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya ve Venüs'ün ortalama yarıçapları sırasıyla 4D ve D kadardır. Dünya ve Venüs'ün yarıçap vektörlerinin taradığı alanlar kendi içlerinde eşit olarak 4 ve 3 parçaya ayrılmıştır. Dünya, Güneş etrafındaki bir tam turunu bir yılda tamamladığına göre. I. Venüs'ün periyotu yaklaşık 1,5 aydır. 2. Dünya taralı alanı 3 ayda alır. 3. Venüs taralı alanı yaklaşık 5 günde alır. 4. Dünyanın Güneş etrafında dolanırken açısal hızı Venüs'ün açısal hızından büyüktür. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. 2 ve 4. D. I. 2 ve 3. E. I. 2, 3 ve 4. Cevap B. 19. bir pipetin içinden geçirilen ipin iki ucuna X ve Y cisimleri bağlanıyor. Cisimlerden biri yatayda tur atmaya başladığında diğeri havada dengede kalıyor. İki durumda da dönen cisim saniyede 5 tur attığına göre. I, X'in çizgisel hızı Y'ninkinden büyüktür. 2, Y'nin kütlesi 2'ninkinden büyüktür. 3, iki durumda da ip gerilmesi eşittir. Yargılarından hangileri doğrudur? A, yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. Ayv 3. Cevap D. SEF 1 2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 88 SEF 20 K ve L silindirlerinin uzunlukları eşit, yarıçapları sırasıyla RK ve RL, kütleleri ise MK ve ML'dir. K silindiri içi dolu, L silindiri ise içi boş bir silindirdir. K ve L silindirleri eğik düzlem üzerinde H yüksekliğinden aynı anda serbest bırakıldığında dönerek yere iniyorlar. K ve L silindirlerinin yere inme hızlarını veren matematiksel bağıntılar verilmiştir. Buna göre çıkarımlardan hangisi doğrudur?
A. L silindiri yere daha önce ulaşır. B. K silindirinin yere inme hızı daha küçüktür. C. Eylemsizlik momentlerinin farklı olması yere inme hızını etkilemiştir. D. Kütlelerin farklı olması yere inme hızını etkilemiştir. E. Yarıçapların farklı olması yere inme hızını etkilemiştir. Cevap C. 21. düşey eksen etrafında L uzunluğunda M kütleli çubuk sabit açısal hız ile dönmektedir. Buna göre I. Aynı maddeden yapılmış 2L uzunluğunda çubuk kullanılırsa sistemin enerjisi 2 katına çıkar. 2. Aynı uzunlukta fakat kütlesi M, 2 olan bir çubuk kullanılırsa sistemin enerjisi yarıya iner. 3. Çubuğun açısal hızı 2 katına çıkarsa sistemin enerjisi 4 katına çıkar. Yargılarından hangileri doğrudur? I1/3 M, L2, A, yalnız 2 B, IV2 C, IV3 D, 2 ve 3 E, I, 2 ve 3 Cevap, D SEF 1 2. sınıf fizik tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 89 SEF 22 Küre şeklindeki K, L ve M cisimleri aynı yükseklikteki ilk düzlemden serbest bırakılıyor. Cisimler yuvarlanarak yere iniyorlar. Cisimlerin eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki IK, IM, IL olduğuna göre, cisimlerin yere ulaştıkları andaki hız büyüklükleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki ne olur? A. VK, VL, VM B. VK, VM, VL C. VM, VK, VL D. VL, VM, VK E. VM, VL, VK Cevap D. 23. O noktası etrafında sabit W açısal hızı ile döndürülen bir ipe takılı boncuk şekildeki gibidir. İp üzerinde hareket edebilen boncuk A ve B noktalarından geçiyor. Buna göre I. Boncuk O noktasından uzaklaştıkça eylemsizlik momenti artar. 2. Boncuğun B noktasındaki eylemsizlik momenti A noktasındakinin 2 katı kadardır. 3. Boncuk O noktasından uzaklaştıkça çizgisel hızı artar. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 2. E. IV 3. Cevap E. 24. X cismi W açısal hızı ile dönen bir tabla üzerinde, tablanın merkezine R kadar uzaklıkta kaymadan durmaktadır. Buna göre X cismi ile tabla arasındaki sürtünme katsayısını veren ifade hangisidir? A. W G R B. W 2 G R C. W 2 F D. W 2 G E. W G R 2 Cevap D. 1-2. sınıf tekrar testleri fizik 1. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.